Pano çeşitlerinde ve özel tasarım ürünlerde hizmet veren Mehmet Bey'i şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Hayatın olağan akışında karşımıza çıkan birçok pano sistemi var. Bunlardan bir tanesi her zaman kullandığımız ATM'ler. Peki bu sistemler nasıl üretiliyor? Bu sorunun yanıtını alacağız. Bunun için de RNG panodayız. Yanımızda da firmanın kurucusu Mehmet Rengi var. Merhabalar Mehmet Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz neredeyiz? Çok teşekkür ediyoruz. Harika bir başarı hikayeniz var aslında. Biraz siz geçmişe götürmek isteriz. O günden bugüne kadar nasıl bir firmayla karşılaşıyoruz sizden dinleyelim. Teşekkürler. Şimdi 98 yılında başladım bu mesleği. O zaman tabii çocuk deneyecek yaşta başladık. Biraz erken başladık. 18 sene tek bir firmada oranın her hattında çalışarak devam ettik. 18 sene sonrasında 6 yıllık bir süreçte bu firmayı kurduk. Mehmet Bey, aslında baktığımız zaman ufak da olsa bilgi sahibiyiz panolar hakkında ama işin evet. O kadar çok serüvenli kısmı var ki üretimde. Bunları paylaşabilir misiniz bizimle? Tabii biz sacı, ham sacı olarak alırız. Bunun bilgisayar ortamında programlanarak tasarımı, dizaynı yapılır. Sonra çizim aşamasına geçer. Parça parça panonun maddeleri parçalanarak çizimi yapılır. Bundan sonra makineye, CNC punch dediğimiz kesim makinesine geçer. Evet. Delik delme ve kesim işlemleri burada yapılır. Bundan sonra CNC upcant'a geçer. Upcant'a büküm işlemleri yapılır makine, sadece panolara. Bundan sonra kaynak, tesviye, boya olarak takip eder işlemler. Boyadan sonra montaj yapılır. Elektrik montajı yapacağımız panolarda elektrik montaj bölümüne geçer. Mekanik montaj yapıp göndereceğimiz panolarda da sadece mekanik montaj yapıp sevkiyat yapabiliriz. Evet, tabii panoların da kendi arasında farklı çeşitleri de var. Hangi alanlarda daha çok kullanıyoruz? İzleyicilerimize de örnek vererek anlatırsanız daha iyi anlamış olurlar. Biz daha çok alçak gerilim ve orta gerilim panoları yapıyoruz. Dağıtım panoları yapıyoruz. Ana giriş, ana dağıtım panoları yapıyoruz. Bunun haricinde panolar kendi aralarında harici panolar, dış ortam panoları, dahili panolar, duvar tipi, dikili tip, piyano, pult olarak ayrılır. Pano haricinde biz özel tasarım işler de yapıyoruz. Yani piyasanın fason işleri ya da özel spesifik işler, gemi konsolları, makine kasaları, makine gövdeleri, makine kapakları gibi işler de yapıyoruz. Yani bunlar bizim sektör çoğunluğumuz aslında hitap ediyor. Yani biz birçok sektöre hitap ediyoruz. Burada paslanmaz, alüminyum gibi de çalışmalar yapıyoruz. Aynı yaptığımız ürünlerin metal olarak DKP, galvaniz, alüminyum, paslanmaz gibi çalışmalar da yapıyoruz aynı zamanda. Aynı maddelerde geminin konsolunu da yapıyoruz. Makinenin kasasını da yapıyoruz. Yani bize istenen alüminyum bir konsolsa alüminyum konsol yapabiliyoruz veya paslanmaz bir konsolsa paslanmaz konsol yapabiliyoruz. Kullanılan materyalin de beyni, otomasyonu da siz yapıyorsunuz değil mi? Evet, yani panonun içindeki otomasyon sisteminin hepsini biz firmamız içerisinde yapıyoruz. Şu anda 6 yıl önce 4 yıllık 4 kişi başladığımız kadromuzda şu anda 30 kişi olarak çalışıyoruz. Evet. Bunun içinde otomasyoncu, mühendis, tasarımcı, projeci birçok arkadaşımız var. A'dan Z'ye bütün panoyu hatlarıyla yapmaktayız. İşin erbabı olduğunuz için gerçekten çok genç yaşta başlamışsınız. Şu anda da her şeyiyle birlikte A'dan Z'ye tam bir anahtar teslim işlem yapıyorsunuz. Evet, doğrudur. Peki bu işi yaparken biliyorum ki gerçekten severek ve başarıya ulaşmak için yapıyorsunuz. Geçmişten bugüne değişen birçok şey var. Mesela teknoloji. Bununla ilgili olarak tecrübenizi hangi noktalarda devreye sokuyorsunuz? Yani ben sektörün her noktasında, her bölüme hakim bir insanım. Yani sacın kesiminden bükümüne, boya kaynak veya montaja kadar hakimim. Birçok daha hakim olmam işimizi daha iyi yapmamıza, daha iyi sonuçta almamıza sebep oluyor. Mehmet Bey, çok teşekkür ediyoruz. Burada da sizlere başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun. Son olarak izleyicilerimize, bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Geçmişten bugüne kadar çalışmış olduğunuz bütün iş ortaklarımıza ayrıca teşekkür ederiz. Siz de geldiğiniz için size de ayrıca teşekkür ederim. Bundan sonra yeni projelerde görüşmek üzere. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için. Evet sevgili izleyicilerimiz, İstanbul'da pano sistemlerini konuştuk. Bir kez daha sizlerin huzurunda Mehmet Rengi'ye teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.